ifadeni de verdin. Bitti. İnşallah Yasin. İnşallah bitmiştir. Fidan. Fidan, bir saniye bekle ne olur. Bir saniye dur lütfen. Bir saniye dinle lütfen. Kardeşim, hanımefendinin içeriden ne dediğini duymadın mı? Sen karışma, o ne dediğini bilmiyor. O ne dediğini çok iyi biliyor da bence senin kafan basmıyor. Seni dava edeceğim, göreceksin. Seni de Yasemin Hanım, ikiniz de göreceksiniz. Bana bak, indir o parmağını. Toprak. Tamam. Fidan gitme. Yalvarıyorum sana ne olursun. Sensiz yaşayamam ben, ne olursun. Ne olursun gitme. Yaşama o zaman Rutkay. Fidan. Cemil Hanım haberleşiriz. Haberleşiriz. Çocuklar arabamdan çekelim bakalım. Fidan gitme. Sen de bensiz yaşayamazsın biliyorsun bunu. Yaşayamazsın bensiz. Rutkay Bey. Gidelim Bülent'cim gel. İyi misin Fidan? İyiyim, iyiyim. Seninle gurur duyuyorum biliyor musun? Ben sana daha önceden de dedim. Sen çok güçlü bir kadınsın. Sen de öylesin. Ne diyorsunuz? Yani gördünüz, bırakmıyor. Yani bir problem olmaz değil mi? Bu sefer başarabiliriz. Yok, artık buradan dönmez bu iş. Sen hiç merak etme. Ben de yanındayım. Avukatın da var artık değil mi Toprak? Tabii. Ayrıca ben de senin yanındayım. Yani artık bu herife katlanmak zorunda değilsin. Korkma. Aynen öyle. Korkma. Korkuyorum da. Sen böyle söyleyince de inanasım geliyor. İnanıyorum yani. İnan tabii ya. Tamam bitti artık. Tamam. İnşallah. Ben size bir şey soracağım. Siz ne zamandan beri arkadaşsınız? Bir ay falan oldu herhalde değil mi? Bir ay falan oldu bir daha. Ay. Vallahi buradan bakınca öyle çocukluk arkadaşı gibi gözüküyorsunuz siz. Yani yanlış sayılmaz. Beraber büyüyoruz biz. Ya Tevfik Usta. Bana ne? Paylaşmayacağım oyuncaklarımı. Ya bana sen ne, neredesin ya? Be kızım? Ya rengin burası olmaz iyice ama böyle. Yangın yerine döndü yani. Ne o sesler, rengin mi o? Ya bunlar, bu çocuklar birbirlerine girdiler burada. Kreşten beter burası. Sen ne zaman geleceksin? Tamam, geliyorum baba, yoldayım. Hadi görüşürüz. Benim eve geçmem lazım. Çocuklar birbirine girmiş. Çocuklar? Aa, senin haberin yok. Neler oldu neler, ben anlatacağım sana sonra. Ne oldu ya? Çok uzun ve eski bir hikaye. Sana zahmet olmayacak değil mi? Zahmet Yasin. Aptal, aptal. Sus, sus. Efendim? Aptal. Babacığım ne olur susun. Bu olanlar sana az bile. Daha ne kadar rezil edeceksin bakalım kendini. Sus, sus diyorum, sus. Ha, ben susunca bu rezillikler unutulacak mı? Ya sus diyorum, sus. Yazıklar olsun sana. Bir kadınla bir çocuğu elinde tutamadın. Sus, sus, sus. Rutkay Bey iyi misiniz? Durdur şu arabayı. Efendim ama Neriman Hanım bekliyor. Bak bu bile dinlemiyor seni. Yahu durdur şu arabayı Bülent'ciğim. Emredersiniz. Efendim ne yapıyorsunuz? Ben biraz dolaşacağım, sen keyfine bak Bülent'ciğim.
Ha şöyle bak, kaldık baş başa. Kaldık babacığım, kaldık. Kaldık ama sohbetimiz uzun sürmeyecek. Nedenmiş o? Çünkü ben sizden acayip sıkıldım baba. Sen böyle deli gibi nereye yetişiyorsun? Sizden kurtulmaya. Yavaş oğlum, yavaş. Ne yapıyorsun sen? Bitiriyorum babacığım, her şeyi bitiriyorum. Oğlum nerelerdesin yavrum? Gel. Ah Bülent. Geldin mi? Geldiniz mi oğlum? Ben geldim hanımefendi. Ne demek o? Rutkay Bey nerede? Şimdi Zehra'ya da anlattım. Yolda gelirken beni indirdi, kendisi devam etti. Ne oluyor bu çocuğa yarabbim? Hiç böyle şeyler yapmazdı. Allah'ım yarabbim. Bütün o kadının yüzünden. Ne oldu emniyette? Avukat gelip sizi çıkarmadı mı? Çıkarttı. Fidan Hanım da oradaydı. Ne? Orada mıydı? Rutkay Bey'e boşanmak istediğini söyledi. Ne diyorsun? Herkesin içinde mi? Ay oğlum mahvolmuştur. Nasıl rahatsız olmuştur, mahvolmuştur. Allah'ım yarabbim, ben ne yapayım o kadın? Şunu aç Allah'ını seversin. Alo, Neriman Hanım müsait değil. Bana söyleyebilirsiniz, buyurun. Ne? Neredesiniz? Ne oldu? Tamam, geliyoruz. Ne? Ne? Ne var, ne o? Şey, Rutkay Bey'le ilgili aradılar. Hastanedeymiş. Ne? Kaza geçirmiş. Ne diyorsun? Hangi hastane? Nerede, ne olmuş, nasıl, ne vaziyette? Derhal gidiyoruz. Hanımefendi, siz... Derhal. Neriman Hanım, siz... Derhal! Tamam. Tamam buyurun. Hayati bir tehlikesi yok. Ama ucuz atlatmış diyebiliriz. Çarpışma sırasında başına aldığı darbe yüzünden travmatik bir hasar olup olmadığını öğrenmek için bir süre müşahede altında kalması gerek. Sonra sonuçlara göre taburcu edebiliriz. Çok teşekkür ederiz doktor. Eksik olmayın. Rica ederiz Neriman Hanım. İsterseniz siz eve gidebilirsiniz. Ben gelişmeleri size haber veririm. Ben onu bırakamam. Dilerseniz size bir oda açalım. Rahat edin. Ben onun yanında rahat ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Rutkay. Oğlum sen ne yaptın böyle? Hı? Değer mi? Bir hiç. Hiç.